Ayağınıza sağlık. Saygılar. Bitki laboratuvarından sizlerle birlikte canlı yayındayız sevgili izleyenler. Görüyorsunuz burası da bizim çok şifa yuvamız diyorum ben. Şu anda da Twitter'dan oldukça fazla mesajlar geliyor. Karacan Okan adresinden bize ulaşabilirsiniz. twitter.com/karacanokan adresinden mesajlarınızı gönderin. Lütfen bizim zayıflamamızla alakalı, yani benim zayıflamamla alakalı farklı bir takım algılar var. Onlarla ilgili ben burada bir cevap yazacağım. Lütfen oradan takip edin. Beni onunla bununla özdeşleştirmeyin. Benim söylediklerimin dışına çıkmayın. Çok korkarız bundan. Hemen başkaları bundan sebeplenmek istiyor. Zayıflamakla ilgili dünyada en etkili ürün lahana suyu ve maydana suyu. Şimdi ben affınıza sığınarak, affınıza sığınıyorum. Estağfurullah, buyurun. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Ben şimdi bir şey getirtireceğim buraya. Dersin ki Okan yanlış yapmışsın. Ben hatamı kabul eder, kenara koyarım. Tamam. Çorbayı alabilir miyiz? Rica edeceğim. Çorba. Evet, ben etkilendim. Sizin anlattıklarınızdan etkilendim. Ondan sonra şöyle bir şey denedim öğünlerde. Hani mümkün olduğunca böyle katı şeyler yemeyelim. Hocam burada güzel şeyler anlatıyor. Hani bunlar tabii gün içerisinde kullanılacak, değil mi? Evet. Ondan sonra belirli ölçülerde içilecek, ondan sonra sıvılar. Evet. Kimin ne işe yaradığını söyledik zaten. Ben hemen çok hızlı olabilirsek Zeynep Hanım, çok rica edeceğim. Teşekkür ederim. Şimdi ben öğünlerde de bunu içiyorum. Nasıl? Ne var içinde? İçinde ne var? Hemen söyleyeyim. Kırmızı soğan, kabuklarıyla, lahana, beyaz lahana, kara lahana. Kara lahana. Ondan sonra şöyle göstereyim sevgili izleyicilerime. Ben bunu yemek diye yani. Yemeğim bu benim. Evet, çok güzel. Harika değil mi? Pırasa, maydanoz, kereviz, brokoli. Ondan sonra başka? Ha? Efendim? Roka. Bütün onların hepsini atıyorum. Güzelce ne haşlıyorum. Böyle havuç da var. Patates koymuyorum. Güzelce ne haşladıktan sonra ondan sonra bekliyorum. Soğuyor. Soğuyor. Soğuduktan sonra onun suyunu alıyorum. 2 kaşık zeytinyağı, kekik, sumak, ondan sonra pul biber içine de koyuyorum. İster sıcak, ister soğuk tüketiyorum. Çok güzel. Ne diyorsunuz? Güzel. Mükemmel. Valla iyi yapmış mıyım? Tabii tabii, güzel. Nasıl tok tutuyor hocam? Anlatamam size. Biz bunu öğrettik işte 19 yıldır. Bak, görüyor musunuz sevgili izleyenler? Şimdi ben gittim evde, merak ettim, yaptım. Bu benim yaptığım evde. Bu sanayi tipi. Bu doğrusu. Biz bunu yapabildik. Evde bunu yapabildik. Güzel, çok güzel. Yalnız inanılmaz doyurucu. Evet. Şimdi tabii siz burada yaptığınız, burada 19 çeşit var değil mi? Evet, 19 çeşit bitki. Evet, evet. Sevgili izleyenler, şimdi biz beslenme şeklimizi değiştirdik diyoruz. Sizler bizi lütfen dikkatli dinleyin. Bak, değiştirdik. Hocam sayesinde de değiştirdik. İşte burada 3 ciltlik kitap var sevgili izleyenler. Görüyorsunuz. Bakın şu 2 tanesi ve 3.'sü. Şifalı bitkiler ve alternatif tıp. Evet. Önce tabii ki hekime gidin diyoruz ama İbrahim Gökçek anlatıyor. Bugün ne konuşacağız hocam? Şimdi dün bahsetmiştik ya kısaca. Evet. Bazı insanlarımız mesela 3, 5 veya 6 veya 7 tane kızı oluyor. Evet. Allah bereket versin. Fakat erkek çocuk bulamıyor. Kabahati hanımını da arıyor. Tartışıyorlar mesela. Böyle büyük problemler yaşayanlar ne var? Bu biyolojik bir şey midir hocam, yoksa yani Allah'ın takdiri midir? Elbette Allah'ın takdiri, ama bunun da çözümü var yani. Her problemin bir çözümü var. Evet. Peygamber Efendimiz'e geliyor bazı insanlar, diyorlar ki ya Resulallah, benim İşte 3-4 tane kızım var, bir de oğlum sahibi olmak isterim diyor. Erkek çocuğum olsun. Evet, evet. Yani benim diyor soyumu devam ettirsin. Bazıları da geliyor diyor ki benim erkek çocuğum çok, kızım yok. Peygamberimiz diyor ki bunun yolu kolay, çok basit. İşte erkek hanımından sonra inzal olursa derler eski dilde, yani orgazm olursa, erkek kadından sonra çocuk ne olur? Erkek olur. Eğer erkek hanımından önce rahatlarsa çocuk kız olur. Neden? Bu da bugünkü klinik araştırmalarla bunun gerçekten böyle olduğu belgelenmiştir. Çok ilginç klinik bir açıklama yaptınız. Klinik araştırma. Çok ilginç. Ben bunu test yaptım.
Evet, dördüncü çocuğum oğlan. İki oğlan, iki kızım var benim. Maşallah, Allah bağışlasın. Dördüncü de denemede test yaptım. Evet, ya başardım. Vallahi şimdi tebrik şöyle, ederiz. Buyurun. Bunun kolay yolu, metodu şu. Evet. İki tür sperm var. Spermler iki çeşittir. Evet. Birine dişilik kromozomu taşıyan spermler, bir de erkeklik kromozomu taşıyan spermler. İki çeşit sperm vardır. Yani buna kısaca dişilik hormonu kromozomu taşıyan spermlere dişi kromozom, evet, dişi sperm, erkeklik kromozomu taşıyan spermlere de erkek sperm diyebiliriz, kısaca isim. Hı hı. Erkek kromozom, erkek spermler, yani erkek kromozomu taşıyan spermler hızlı hareket eder, tez ölür. Yaşam süresi kısa. Çok hızlı hareket eder, tez ölür. Evet, bu arada macun da tüketiyoruz. Afiyet olsun. Çok iyi geldi. Forma girdi. Çok iyi geldi, anlatamam. Faydasını gördüm. Epimedyumlu macun. Epimedyumlu macunu şimdi biz, evet, hapını ürettik. Oh, bugün itibariyle getir. Getirmeyi unuttum. Getir, lazım, ondan da lazım. Evet. Küçük kutularda çok çok etkili. Çin'den getiriyoruz. Epimedyum ekstraktı. Bunun safı olması gerekir. Etkili olabilmesi için. Çok da pahalı. 3.500-4.000 dolar kilosu. Ne diyorsunuz ya? Ya çok çok pahalı. Mübarek. Evet. En pahalı bitki dünyada. Çin'den getiriyoruz. Şimdi bu cinselliği tabii ki artırdığı gibi azgın teki otu veyahut da diğer adıyla epimerium latincesi. Evet. Cinselliği artırdığı gibi hormonun kalitesini de artırıyor. Diyelim ki kişi ailesiyle cinsel münasebeti 3 dakika 5 dakika sürüyorsa kalite yavaş 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 artıyor. Zamanla 15-20 dakika, yarım saate kadar uzayabilir. Birinci round, ikinci round daha uzar. Yani bu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş forma girer. Ne diyorsunuz? Öyle, gerçekten. Ama düzenli kullanmak lazım. Yani bir defa iki defa değil. Düzenli kullandığı zaman kişi 19 evet, çeşit bitki içerir. Ginseng, ginkgo biloba, damiana diffusa, çakır, çakşır kökü, çakır diken vesaire. 19 çeşit keçi boynu, 19 çeşit bitki içerir. Çok çok mükemmel bir ürün. Kaldığımız diğer konuya geçecek olursak, Peygamber Efendimiz diyor ya, erkekler hanımlarından sonra rahatlarsa, inzal olursa, evet, çocuk, erkek çocuğu, eğer ki erkek hanımından önce inzal olursa, çocuk kız çocuğu olur diyor. Bugünkü yapılan klinik araştırmalarda bu belgelenmiştir. Çünkü iki tür sperm var. Dişilik kromozomu taşıyan spermlere dişi sperm denir. Erkeklik kromozomu taşıyan spermlere erkek kromozom denir. Dişilik kromozomları XX kromozomlu spermler. Hocam şimdi biz böyle konuşuyoruz. Güzel anlatıyorsunuz. Hemen söyleyelim. Bu ülkemizde yasak. Ama başka ülkelerde yapıldığını biliyoruz. Biliyorsunuz, sperm ayıklatarak çocuğunuzun cinsiyetini belirleyebiliyorsunuz. Almayalım. Ben, bir çocuk, evet, ben dediğinizi bilimsel olarak ispatlamak için, evet, söylüyorum. Evet, doğru yapılıyor. Sallamıyoruz sevgili izleyenler. Bilimsel konuşuyoruz. Peygamberimiz bunu 1400 yıl önce çözmüş. Evet. Yani söylemiş. Evet. Yani yeni bir şey değil. Ama klinik olarak da bugün belgelenmiş. Neden böyle oldu? Çünkü erkeklik kromozomu taşıyan spermler hızlı hareket eder, tez ölür. Şayet kişi hanımından önce rahatladıysa sperm hızlı hareket eder, fakat bayandaki, yumurtalıktaki yumurtalar harekete geçmediği için, henüz rahime ulaşmadığından, hızlı yaşayıp tez ölen erkek spermler hedefe ulaşamaz. Bu nedenle doğacak çocuk erkek çocuğu olamaz, çünkü dişilik kromozomu taşıyan dişi spermler yavaş hareket eder fakat uzun ömürlü. O hedefi bulur. İsterse yumurta yumurtalıktan yeni çıkmış dahi olsan rahime geçer, ta yumurtalığa kadar ulaşır. Peki ne yapacağız? Kişi sabredecek, kontrol edecek. Erkek kontrol edebilirse kendini, hanımından sonra, anlıyorum, boşalırsa, evet, yani, evet, çocuk Allah'ın izniyle %95 erkek olur. Zaten bu da birçok deneyle denenmiştir. Eski usulle de şöyle yaparlardı eskiler. Eğer kişi erkek çocuk sahibi olmak istiyorsa, adam, yani erkek kişi,
bu ilişkiden önce yoğun tempoyla çalışmaz. Birkaç gün dinlenir, kendine gelir. Ondan sonra ilişkiye girer. Kontrollü hareket eder, stres yapmaz, rahat olur. Böylece kontrolü kaybetmezse, ailesinden sonra şey olsa, intihar olsa, anlıyor. Çocuk medenice açıkladık bunu. Erkek olur. Yani bu hem ilmi olarak kanıtlanmıştır, hem dini olarak hadis var. Bu hadis-i şerifte Profesör Doktor İbrahim Canan'ın Hadisler isimli kitabında yazıyor. Din, yani kaynak var, var elimizde. Biz var. Böyle bir şey söylüyorsak belgeli, belgeyle konuşuruz. Doğru. Belgeli. Peki bizim kendi dünyamız içerisinde bizim böyle bir duruma nasıl bir katkımız olabilir? Evet. Şimdi mesela erkeklerin çoğunda maalesef varikozun nedeniyle kısırlık problemi ortaya çıkıyor zamanla. Yani, özellikle de çocukken erkeklerde mesela kaba kulak rahatsızlığı geçirmişse, kaba kulağa sebep olan virüs, paroksima denen virüs, yukarıdan aşağı iniyor. Yani tükürük bezelerinde kaba kulağa sebep olan virüs 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl hatta 30, 40 yıl sonra nereye gidiyor? Bu virüs ölmüyor. Nereye gidiyor? Testislere iniyor. Faaliyet alanını değiştiriyor. Testislerde orşit, yani testis iltihaplanması veyahut da epididimit testis üstü bezelisi iltihaplanması veyahut da varikozla sebep oluyor. Yani iltihaplanmaya sebep olursa zaten damarlar varikozil toplar damarların gelişmesi. Nasıl ki bacakta toplar damarlarda tıkanma olur, kan pıhtılaşır vesaire, buna variz deriz. Toplar damarlardaki oluşan anormalliğe de, kanın normal dönmemesine de, birikmesine de varikozul denir. Evet. Varikozul oluşmuşsa kişi de, erkekte, evet, varikozul olan kişilerde %50 kısırlık problemi olur. Çünkü sperm testiste üretilir, testis üstü bezeleri epididimitte toplanır, testis 2 derece vücut ısısından soğuktur. Mesela vücut ısısı 37 derece ise testislerde 35 derecedir. Ve testis üstü bezeleri epididimit spermleri aşağıdan yukarı pompalar. Ve yukarı pompalanan spermler prostat üzerinde sperm torbası var. Burada bekler. Ne zamana kadar? İlişki zamanına kadar. İlişki sırasında şu anda, evet, prostatın salgılamış olduğu hormonla karışarak yoğurt gibi koyu olan meniye biraz hormon karışarak sıvı, prostatın salgılamış olduğu ayran gibi olur ve kişi rahatça boşalır. Bu nedenle prostatı aldırsa kişi, menisi çok yoğun olduğu için, acı verdiği için, akmadığı için kişiye işkence gibi gelir. Cinsel ilişkiden su var. Prostat ameliyatı iyi değil bu nedenle. Problemi düzgün çözmek lazım. İki gündür önemli şeyler konuşuyoruz sevgili izleyenler. Belki de kimsenin konuşmaya cesaret edemediği konular. Biz çok modern bir şekilde hocamla burada tartışıyoruz. 5 yıldır maalesef sonuç alamayan bir seyircimiz Kadir. Kendisi şu an bize ulaşmış. Bilgileri bizde saklı. Kadir Bey'e geçmiş olsun diyoruz tabii ki. Eşimle birlikte maalesef bir sonuç alamıyoruz diyor. Sorun da bende diye bize not düşmüşler. İnşallah en kısa zamanda bu problemini çözer. Ne yapmak şimdi lazım böyle bir şey? Yani Kadir Bey'e en azından kalitesi düşükse, hareketsiz, iltihaplı hareketsizse, hastalıklıysa tedavisi mümkün. İksir aloe vera jel kullandığı zaman damarlardaki yağlanma, daralma, sertleşme gider. Kadir'cim yaz. Kağıdı kalemi al yaz. Testislerde çok yoğun bir kan dolaşımı var. Evet. Buradaki damarların yağlanması, daralması, sertleşmesi spermin kalitesini azaltır, hareketliliğini azaltır, hastalıklı hale gelir. Bu nedenle iksir aloe vera jel kullanacak bir ki damarların açılması gerekir. Takviye olarak alıç forte artı damar çayı, enfeksiyon çayı, bir de ozon yağı getirmeyi unutmuşuz. Sabah, öğle, akşam ozon yağıyla testislerine masaj yapacak. Masaj. Ozon yağı. Ozon yağıyla, evet. Bu bulunuyor mu böyle kolay? Tabii bizim var da bugün getirmeyi unutmuşum. Nereye koydum bilemiyorum. Bu kadar tabii ortalık karışık ama yarın ozon yağını görelim hocam. Poşette kalmıştır belki. Tamam. Ozon yağıyla sabah, öğle, akşam testislerine masaj yapıyor. Malezyalılar
tavşan yağıyla masaj yaparlar. Onlar da çeşit çeşit bu alanda Hindistan'da, Endonezya'da, Malezya'da testislere masaj yapmak veya aletlerini masaj yapmak için çeşit çeşit yağlar geliştirmişler. Bu tür yağlar mevcut. Biz bunun daha mükemmelini yaptık. Ozon yağıyla masaj yaptığı zaman mesela böyle bir rahatsız olan beyefendi bize geldiğinde 3,5 milyon spermi varmış, hareketsiz, tamam, hastalıklı, hareket kabiliyeti çok az ve bir türlü bir şey olmuyor. Dedim problem değil, 6 hafta deneyelim bakalım görelim. 6 hafta içerisinde 3,5 milyon olan sperm sayısı 14 milyona çıktı ve hastalıklı spermler sağlıklı sperme dönüştü, normale döndü. Vallahi evet. O 6 hafta. Lazım. 6 hafta içerisinde. Kulak kabartmak lazım. Bizi arayın sevgili izleyiciler. 0212 621 21 65. Almanya'da bir beyefendi böyle hastanede radyolojide çalışır. Gelen her türlü hastadan mikrop kapmış. Mantar, bakteri, virüs vesaire vesaire. Hastaneye yatırmışlar artık. Hastanede hastaları uğraşırken kendisi hasta olmuş. Mikrop, çok mikrop. Üzerinde 6 ay antibiyotik denemişler. Adamcağız perişan olmuş. Artık bir şey yapamayacağız diye eve göndermişler. EBV virüsü. Kronik yorgunluk sendromu. İdrarı yeşil geliyor. Penisilin mantarına da yakalanmış. Bir sürü hastalık kapmış. Ben aradı, dedi ki doktorla beni ölüme terk etti. Allah Allah. Afrika'da mı yaşıyoruz? Yani dünyanın neresinde yaşıyoruz? Almanya'da yaşıyoruz. Bir şey yapamıyorlar dedi. Çözüm üretemiyorlar. Yok, çaresi yok. İyi, problem değil, hallederiz dedim. 3 ayda ayağa kalkarsın, 6 ayda işine dönersin. Moral olsun diye söyledim. Ama olur, inandım. Biz ona ürünleri gönderdik. Hanımı bu sarımsak kokuyor, içmesin falan dedi. Tartıştılar. Yani zor ikna ettik. Neyse. 3 ay sonra adamcağız canlandı, ayağa kalktı. Gezmeye, dolaşmaya başladı. Hanım beni aradı, dedi ki İbrahim Bey, beyim iyileşti ama dedi bizim bir problemimiz daha var. Nedir? Bizim çocuğumuz olmuyor. 7 yıldır dedi, dünyanın en meşhur hastanelerinden biri de Heidelberg Üniversitesi'nin kadın ve doğum hastanesi. Çok meşhur. Evet. Dünyanın her tarafından çok önemli, bilmiyorum, ağır hastalıklar oraya gidiyor. Onlar da dahi demiş ki bayanda östrojen hormonu, prolaktin hormonu çok yüksek. Östrojen hormonu baskı altına alıyor. Evet. Hamile kalsa bile cenini zehirliyor, ölüyor. Tedavi ederiz. Problem değil dedim. Başka, beyefendinin de sperm sayısı kalitesiz, hareketsiz, ölü, çok az. Problem değil. Ürünleri bunlara, karı koca ürünleri kullandılar. 3 ay sonra bayan hamile kaldı. Telefon etti, Allah razı olsun. Hamile kaldık. İnşallah düşük yapmış. Düşük yapıyorlar bir de. Hormon anormalinden dolayı. Ne güzel şeyler bunlar ya. Vallahi. Sonra dedim ki bakacağız. Sabredin. Sonunda doğum yaptılar. Dediler ki ne istersen. Dedim ki kızınızın adını Elif koyun. Kızımın adı yeter dedim. Bir şey istemiyorum. 5 yaşında maşallah şimdi kızlar var. Maşallah. Maşallah. Takipte ediyorsunuz yani. Arıyorlar. Mesela o ve çevresi, ailesi. Herhangi aileden bir hasta olursa önce beni arıyorlar. Diyorlar ki şöyle bir rahatsızlık var. Ne diyorsunuz? Ne yapılabilir? Yani vallahi mümkünse. Ne güzel. Sevgili izleyenler, bilinçlendirmeye, konunun derinlemesine işlemeye devam ediyoruz. Evet, zaten şimdi, hal vaziyet ortada. Şimdi bizim bir yakınımız, bir hanımefendi hamile kalıyor, düşük yapıyor. Yani bazen 4-5 hafta sonra, bazen 3 ay sonra düşük yapıyor. Doktoruna gitmiş, doktor demiş ki hamile kaldıktan sonra hiçbir şey yapmayacaksın. Ayaklarını havaya kaldırıp yatacaksın. 9 ay yatırır mı? 9 ay yatacaksın demiş. Yoksa düşük yaparsın. Tuvalete de mi gitmeyecek bu? Mutlaka kalkacak ayağa. Bana dedi ki ya yok mu bunun çözümü? Var. Tamam, hallederiz dedim. Juniperus sabina bir bitki. Bunun tentürü var. Bu çay olarak içilmez. Almanya'da tentürü yapılır. Tentür. Çok bire bin sıvılaştırılır. Hı hı. Bundan aldım verdim. Dedim ki günde 3-4 defa bir damla. Tamam. 2 hafta kullandı. Tamam. Normale döndü. Rahim kasları tekrar sertleşti. Ve düşük yapma rizikosu kalktı. 3-4 hafta sonra rahim gelişmedi. Doktoru bu sefer de rahim gelişmiyor diye panik oldu. Dedim panik yok. Cimici fugara kamoza diye bir bitki var. Kadın kökü de denir. Türkçe karşılığı.
Cimbici Fugara Kamoza'nın ten türünü eczanede satıldı, aldık. Dedim ki şimdi 3-4 defa günde bir damla bundan alacaksın. 3-4 defa ondan aldık. Geniş. Tekrar rahim genişledi. Normal doğum yaptı. Maşallah şimdi. Maşallah. Maşallah. Kızı var. Maşallah. Sevgili izleyenler, işte görüyorsunuz doğanın getirdiği şifayı, özellikleri. Bugün hassas bir konu işledik. Eminim ki hem erkek hem de bayan izleyicilerimiz, evet, bundan oldukça etkilendiler. Sağlıklı, güzel bir ömür diliyoruz herkese. Değil mi? Tabii. Kaliteli, tabii, güzel. Ama günlük olarak mesela herkesin rutin olarak yapmasını ne tavsiye edersiniz? Sizden böyle bir mesaj bekliyor izleyiciler. Şimdi erkeklerde problem varsa genellikle kaba kulak rahatsızlığı geçirenlerin çoğunda testislerde veya testis üstü bezlerinde orşit veya epididimit denen iltihaplanma olur veya varikozul olur. Varikozul, epididimit, orşit problemleri olanlarda kısırlık problemi olur. Dikkat et. Çünkü test, mesela bazıları diyor ki ya ben delikanlıyım. Kışın giyinmesine dikkat etmiyor adam. Etmez. Etmezse ne olur? Üşütür. Üşütürse ne olur? Problem çıkar. Mesela hayaları, testisleri büyür. Tavuk yumurtası kadar olabilir. Yani. Dikkat, bu nedenle yani hastalık ilerlemeden ne kadar erken, yani bunu utanmak, çekinmek yok. Hemen acil doktoruna gidip teşhis koydurması gerekir. Rahatsızlık neyse ve hemen tedaviye başlaması gerekir. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Hocam. Gerçekten önemli bilgiler paylaştınız. Aloe vera jeli gene her zaman söylüyoruz. Diyet suyumuzu söylüyoruz, değil mi? Evet. Ondan sonra ve tabii ki cemre. Ondan sonra bitki karışımlı zencefil limon suyu ve bitki karışımlı lahana suyu, tonik. Bunların da, değil mi, çeşitli problemleri ortadan kaldırdığını biliyoruz. Lütfen bir telefon kadar yakınız bize ulaşın ve hocamın o değerli bilgilerinden faydalanın. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık hocam. Yeni bir programda gene kendisiyle birlikte olacağız. Şimdi bir diğer sağlık köşemize sayın...